Samos sürgününe hoş geldiniz. Ben Sevan Nişanyan, karşı tarafta Erkin Ergüney ve Arsen Nişanyan. Birimiz İstanbul'da, birimiz Şirince'de, birimiz ben Samos Adası'ndayım her zamanki gibi. Ve tüm dünyanın bir panik içinde olduğu şu karanlık günlerde yeniden bir araya geldik. Millet hazır evine kapanmışken Erkin Çin'deki üniversitedeki master tezini bitirmekle meşgul. Arsen, Arke projesi çerçevesinde bu yaz yapılacak olan sayısız yaz programı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Onlara bir altyapı hazırlıklarını sürdürelim mi? Elimizdeki parayı tüketirsek aç kalır mıyız? Bu sorunlarla cebelleşiyor. Ben Samos'ta bir yandan kişi adları sözlüğümü bitirmeye, toparlamaya çalışıyorum. Bir yandan da tamamen bir hayalet kente dönmüş olan bir adada hayatta kalmanın koşullarını araştırıyoruz İra'yla beraber. Arkadaşlar hoş geldiniz. Erkin merhaba. Arsen merhaba. Merhabalar. Şimdi ikinizin sesi birbirine çok benziyor diyorlar. O yüzden hanginizin Erkin, hanginizin Arsen olduğu anlaşılmıyor diyorlar. Ben pek katılmıyorum bu görüşe. Bence gayet rahat anlaşılıyor da. Belki konuşmaya başlarken böyle bir sinyal verseniz, ben Erkin merhaba falan gibi bir şey söyleseniz daha iyi olabilir diyorum. Evet. Erkin, konun neydi senin şeyi, bu master tezin? Dün gece sabahlamışsın söylediğine göre. Bir anlatsana, evet. Kısaca tabii. Bir anlatıver. Ben genelde ekonomi çalışıyorum. Onun altında da otomotiv endüstrisine yoğunlaşıyorum. Daha evvelden Kore ve Tayland'da nasıl otomotiv endüstrileri geliştirildi, devlet yoluyla falan bunlara bakmıştım. Şimdi Çin'de genel olarak otomotiv endüstrisi devlet şirketleri tarafından domine edilen bir yer. Burada birkaç tane başarılı özel şirketler var. Ve bunlara karşı devletten de bir agresif, yani bir yabancı tutum görüyoruz. Devlet bunları bastırmaya çalışmış zamanında ama bunlar yine başarılı olmuşlar. Bu şirketler nasıl başarılı olmuşlar, özel şirketler, devlet desteği olmadan bunu araştırıyorum. Genellikle yabancı firmalardan teknolojiyi kopyalayarak, telif hakkı ödemeden başarılı olmuşlar. Bunun arkasındaki işte kurumsal altyapı, buna izin veren yasalar falanlar filanlar ve ekonomik sebepleri araştırıyorum şu anda. Böyle gidiyor. Ha, bu arada bu Arsen ve Erkin ses karışma meselesinde de dinleyicilere şöyle bir şey önerebilirim. Biz editlerken hep şeyi fark ediyoruz. İkimizin de böyle çok kullandığı kalıplar var. Mesela ben aklıma şöyle bir şey geldi. Bir çok söylüyormuşum. Belki öyle anlayabilirler. Ama tabii baştan şimdi biz ben Erkin, ben Arsen diyerek devam edelim başlangıçta. Okey. Otomotiv endüstrisinin gelişmesi ve büyümesi sence iyi bir şey mi? Evet, bence çok 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 iyi bir şey. Çünkü otomotiv endüstrisi şöyle özel bir endüstri. Yaklaşık bir araba yaparken 30 bin ayrı parça kullanılıyor. Ve 7-8 farklı sektörden girdi çekiyor. İşte cam, silikon, plastik, metal gibi. Ve otomotiv endüstrisinin gelişmesi demek başka bir sürü sektörün gelişmesi anlamına geliyor. Bu yüzden dünya çapında bütün siyasetçiler, ekonomistler için otomotiv endüstrisi yere göre sığdırılamayan bir şey. Yani genelde böyle sektörler çeliktir, otomotivdir ve elektroniktir. Bu sektörlerin gelişmesi ekonominin genel büyümesine çok katkı sağlar ve çok ciddi iş yaratır sektörlerde. Bu yüzden iyi bir şeydir diye düşünüyorum. İş yaratması iyi bir şey diyoruz. Bunun sonuçlarına dünya katlanabilecek mi? Yani şu an var olan otomobil hacminin üzerine diyelim ki bunun %30 fazlası veya 2 katı fazlasının eklenmesi ve bunun getirdiği karayolu ihtiyacı, yakıt tüketimi ihtiyacı, otopark ihtiyacı ve kitlelerin hareketliliğine olan katkısı dünyanın kaldırabileceği bir şey mi artık? Şu geldiğimiz noktada. Bu konuda ekolojik olarak aslında olmadığını ve olduğunu söyleyen insanlar var. Her şeyde olduğu gibi, yani climate change, bu iklim değişikliğine karşılık dünyanın kaynakları buna yeterli mi diye sorular var.
Ben bunun yeterli olduğu tarafındayım. İnsanların bu kadar mobilizasyona alıştıktan sonra bunları bırakmasının da çok zor olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki hangimiz yani herhangi bir yere arabasız gitmeyi tercih ediyoruz sorusunun cevabı bana kalsa çok yani zor bir soru. Arabadan vazgeçmek şu anda çok zor bir şey ve şu anda bizim sahip olduğumuz rahatlıklara niye diğer ülkelerin vatandaşları, herhangi bir Bangladeşli ya da Nijeryalı sahip olamasın, niye olmasın kısmındayım. Şu anda dünyada ne kadar? 2 milyar kadar şey mi var? 2 milyar var mı? 1,5 milyar mı kara taşıt vasıtası? Bir fikrin var mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama yani muhtemelen ondan fazladır diye düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir şey var. Yani son 50 yılda Çin ve Hindistan bu istatistiklerin başını çekti. Ve bu iki ülkede zenginleşme gördüğümüz için, yani orta sınıfların büyümesini gördüğümüz için özellikle Çin'de araba şeyi ihtiyacı çok fazla arttı ve şu an çoğu insanın arabası var. Artık çünkü ucuz da bir şey. Yani Türkiye'de öyle değil vergiler dolayısıyla ama Çin'de, Amerika'da olduğu gibi mesela daha ucuz bir şey araba satın almak. Arabaları sadece aldığımızda traktör, kamyon şunu bunu çıkardığımızda 1.4 milyar mı? Aynen budur. Evet. 1.4 milyardır. Bunun yani Amerikan oranlarının bütün dünyaya yayıldığını kabul edersek 8 milyar nüfus üzerinden 7 küsur milyar otomobil haline gelmesi demek. Bunun sonuçlarını düşünebiliyor musun? Yani olay sadece şey değil, küresel ısınma falan meselesi değil. Küresel yaşam kalitesinin nasıl bir çöküşle karşı karşıya olduğunu farkında mısın? Evet ve hayır. Bununla alakalı aslında güzel çalışmalar var. Özellikle biz şehirlerden kendimizi baz alıyoruz. Şehirlerin içerisinde bu çok ciddi bir yaşam kalitesi kaybına sebep oluyor. Ama mesela şehir çalışmaları yani urban planning, şehir planlaması alanında çok ciddi atılımlar yaptılar. Mesela Barcelona'da şöyle bir şey oldu. Bir blok sistemi, süper blok sistemi kurdular. Süper blokların bazı kısımlarının sadece yayaları açık ve sadece bazı kısımların arabalara girebileceği şekilde planladılar ve bu şehirdeki yaşam kalitesini ciddi artırdı ve yine de işte şehrin içindeki lojistik ihtiyaçlarını çok sekteye uğratmadı. Yani bu tarz küçük müdahalelerle şehir içindeki toplu taşımaya olan önemi artırıp yayanın yaşam kalitesini artırma tarzı çalışmalar var. Ama yani şeyler mesela taşrada ya da şehir dışı yerlerde araba denilen şey elzem. Yani onsuz hayat düşünülemiyor çoğu yerde. Siz de muhtemelen katılacaksınız. Yani köyde yaşarken arabasız olmak ölüme yakın bir şey herhalde. Yüz binlerce sene boyunca öyle değilmiş. Şimdi birden böyle olmasının sebebi ne? Yani aldığımız hakları, aldığımız rahatlıkları bırakmak bize zor geliyor anladığım kadarıyla. Şu an yani yüzyıllar boyunca uçaksız yaşadık ama şu an uçak seyahati iptal olsa ki az çok koronavirüs sebebiyle az çok iptal oldu. Hayat kötü bir yer haline geldi. Yani ben şu an kalkıp Etiyopya'ya gidemiyorum. Ya köyde arabasızlık nasıl ölüm ki? Yani 90'larda mesela Şirince Gölü'nde toplam 2 araba vardı. Nüfusu 700-800'dü gayet güzel. Yaşıyordu insanlar, hiç problem yoktu. Ama işte zannediyorum bugünkünden daha iyi yaşıyorlardı. Hatta 100 sene öncesine gittiğin zaman ciddi daha iyi yaşıyorlardı. Yani kişi başına yaşam kalitesinin daha yüksek olduğunu, çok yani çarpıcı bir şekilde daha yüksek olduğunu düşünüyorum 100 sene önceki durumda. Ne açıdan mesela? Yani şey iklim açısından mı yoksa ne açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz arabasızlığı? Mesela arabasızlığın yani yaşam kalitesinin daha yüksek olmasını şöyle ölçüyorum. Bir insanın kişi başına çalışmak zorunda olduğu süreyle hayatın tadını çıkarabildiği süre arasındaki oran. Yani belki sürekli olarak azalıyor. Yani sürekli olarak insanların kölelik hadisesi artıyor. Yani kalkınma oldukça ya da insanlar bu ihtiyaçlara, ihtiyaç dediğin şeylere kavuştukça yaşam kalitelerinde gerçek bir artış olmuyor. Bir azalma oluyor. Yani kerhen çalıştığın, mecbur olduğu için çalıştığın, mecbur olduğun için hoşuna gitmeyen işler yapmak zorunda olduğun sürenin arttığını görüyoruz bütün dünyada. Net kaybın arttığını görüyoruz ve dolayısıyla şu soru geliyor akla. Bunlar bugün için ihtiyaçtır dediğin şeyler acaba sadece alışkanlık mı? Yani bir iptila mı? Bir şey gibi
uyuşturucu alışkanlığı gibi bir alışkanlık mı acaba? Bence şundan bahsediyorsunuz. Yani bu tarz taşra yerleri modern hayatta böyle teknolojik gelişmeler sayesinde entegre olabildi. Bu yine daha evvel hem podcast'te konuştuğumuz hem sizin kitabınızda bahsettiğiniz bir şeydi. Yani bu atıyorum kabilelere biz modern hayatı götürmeyeceğimize biz mi karar vereceğiz? Onların yerine karar verebilir miyiz? Yani modern hayatta iştirak şansı veriyoruz biz bu insanlara. Arabayla, internetle, şununla bununla. Onlar da bunu tercih ediyorlar. Belki onların tercihleri bu yöndedir. Yani gidip siz herhangi bir köylüye sorsanız Şirince'de belki 20 dakikada Kuşadası'na gidebiliyor olmak onun için çok büyük bir gelişmedir hayatında. Kesinlikle. Yani birey bazında sorduğunda ezici çoğunluk, çok büyük çoğunluk modernleşmenin iyi bir şey olduğunu söyleyecektir. Kısmen bu bir propagandanın sonucu, yani bir endoktrinasyonun sonucu, belli bir takım şeylerin, mesela çamaşır makinesine sahip olmanın iyi bir şey olduğu sürekli olarak pompalandığı için belki biraz budur. Belki de kişilerin bireysel ve bencil tercihleriyle toplumun ortak faydası aynı çizgide değildir. Yani toplumun ortak faydası bireylerin bencil tercihlerine indirgenebilir mi sorusu sorulmalı belki de. Ama burada da şu soru var. Toplumun faydasına kim karar verir? Anladığım kadarıyla tepeden merkezi bir otorite karar verecek. Toplum için iyi olan budur ya da değildir gibisinden. Çünkü Amerika'da şöyle bir şey olmuştu mesela. Amerika'da bu arabanın yaygınlaşması... işte suburb ne diyoruz onlara, banliyölerin evet. gelişmesine evet. ve normalde şehir merkezinde yüksek fiyatlara küçük yerlerde yaşamak zorunda kalan işçilerin veyahut da orta sınıfın araba sahibi olarak uzaklarda daha büyük evler, bahçeli evler ve daha yüksek yaşam standartlarına sahip olmasına yardımcı oldu. Fakat bunun üzerinden bir iki kuşak geçtikten sonra net olarak görüldü ki insan yaşam kalitesi açısından, uzun vadeli insan yaşamı kalitesi açısından şehir merkezinde yaşamak, suburblerde yaşamaktan çok daha sağlıklıymış. Yani suburblerin doğurduğu sosyal problemler, suburblerin aile düzeninde kişilerin mesela çocukluk yaşında ve yaşlılık çağında olmak üzere tüm yaşamında global olarak doğurduğu sonuçlar vahim sonuçlar. Çok yani çok da doğru bir hareket değil mi suburblere taşınma? Ve bunun getirdiği vakit kaybı. Yaşamda anlamlı bir işler yapmak için ayırabileceğin süreden kaybettiklerin korkunç boyutlarda, yani trafikte geçirdiğin süreyi düşün. Evet, trafikte geçirdiğimiz süre gibi şeyler çok etkili ama ya yine sosyal bilimlerin başka bir sorusu bu. Yani net bir şekilde neden sonuç ilişkisi yok. Yani bir kimyasal reaksiyon gibi değil. Yani şunu koydum sonuçta şu iki olay çıktı demiyoruz. Muhtemelen o zaman gördüğümüzde araba, yani ilk suburb kuşağı olsaydık, biz ilk banliyö kuşağı olsaydık, evet arabalar çok güzel şeyler, bize bunu sağladılar diyecektik. Ama öngöremediğimiz değişiklikler, öngöremediğimiz çıktılar, by product'lar, yan ürünler bugün bize bunun daha iyi olmadığını söylüyor. Bana kalırsa burada direkt sorunun köküne gidip yani arabayı yok etmek yerine belki bu yan ürünlerin çıkmasını engelleyebiliriz. Bu suburblerde de kültürel hayat yerleştirerek veyahut da bir toplumsal düzene şehir merkezindeki gibi sağlayarak falan filan. Şimdi arabayı yok etmek gibi ütopik şeylerden söz etmedim. Yani öyle bir ihtimal şu yakında gözükmüyor. Biz temel bir değer sorusu, value question soralım. Yani bu otomobil kültürünün astronomik bir hızla, geometrik bir seri halinde büyümesi iyi midir, değil midir sorusunu sormanın vakti geldi. İkincisi, bugünkü kriz gibi beklenmedik bir çöküş halinde, yani dünyanın 100 senedir takip ettiği kapitalist kalkınma modelini ciddi, temelden riske edecek bir gelişme, acaba göründüğü kadar salt bir negatif midir, yoksa acaba bazı pozitif sonuçları da olabilir mi? Ne olacak diyorsunuz sizce bu şu anda yaşadığımız acayip krizin sonuçları? Yani bu konuda bir öngörünüz var mı? Bu koronavirüs hadisesinden bahsediyoruz değil mi? Evet. Bana kalırsa bu dünya çapında otoriterleşmeye doğru, otoriterleşme eğilimlerinin artmasına sebep olacak. En azından böyle geçen haftada bahsettiğimiz acil durumlar için. Çünkü Çin'in bu durumu çok hızlı bir şekilde
kontrol edebildiğini gördü dünya ülkeleri. Demokratik olarak bunun yapılması da şu an araştırılıyor. Çok ilginç bir şey oluyor aslında şu anda. Ciddi bir deney var, yani sosyal deney var. Farklı yaklaşımlar farklı ülkelerce test ediliyor. Mesela İngiltere'nin tutumunu gördüyseniz, işte herd immunity, sürü bağışıklığı denilen mesela hadiseyi test ediyorlar. Belki de işe yarayacak, belki de yaramayacak. Buna benzer birkaç farklı yaklaşım var. Güney Kore'nin yaklaşımı falan filan. Bunlardan bir tanesi işe yararsa, Çin'inkisi kadar, belki demokratik ülkeler için bir alternatif oluşturabilir. Ama şu anda açık ara önde götüren sistem Çin'in biraz zorbaca yaptığı karantina önlemleri. Bunlar işte çok ciddi otoriter bir temel gerekiyor. Yani bunları enforce edebilecek, bunları gerçekleştirebilecek bir polis gücü, bir hukuki altyapı vesaire vesaire gerekiyor. Bunlar da Avrupa ülkelerinde yok yani. Bunu gördük. İtalya mesela bunu hala biraz zor yapıyor ve karantinayı kıran bir sürü insan var. Çin'de böyle örnekler görmemiştik. Çünkü devlet çok zaten ceberrut bir devlet. İnsanların bu şeyi kırmak gibi bir düşünce aklına gelmiyordu. İtalya'da belki görüyoruz ki geliyor. İtalya'da karantina çok başarılı deniyor. Yani özellikle Kuzey İtalya'da tek kişi yok sokaklarda ve çıkan da yakalanıyor ve cezalandırılıyor diye biliyorum. İşte şeylere baktım ben, kaç kişinin ceza yediğine falan. Yani 4000 kişi ceza yemiş gördüğüm kadarıyla. Belki de Çin bu veriyi açıklamıyor ama bana kalırsa mesela gençler arasında özellikle şu an Avrupa'da da bayağı sosyal medyada görüyorsunuz. Gençler çok hareket ediyor, onları etkilemeyeceği için deniyor. Ve bir yayma şeyi gösteriyorlar. Yani spreader etkisi görüyorlar. Bunlar için mesela buna benzer etkiler Çin'de görmemiştik. Çünkü Çin'de devletin yasak ettiği bir şeyi yapmak tahayyül dahilinde değil pek. Bu karantinayı kırma konusunda politik bir taraf da var bu arada. Yani bu aşırı sağcı partiler bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla ilk birkaç hafta boyunca aşırı bir propaganda yaptılar. Yani bu karantinayı kırın, bu kötü bir şeydir, bunlar size bilmem ne yapacaklar, bu bir beyin yıkamadır, bu otoriter bir karardır vesaire gibi. Sanırım onun da biraz etkisi var İtalya'da. Evet. Yani Çin'de bu tarz demokratik süreçler işlemediği için direkt tek ağızdan ilerliyor ve yani ne söylerseniz söyleyin bu tarz salgın durumlarında tek otoritenin konuşması her zaman daha yararlı. Çünkü yani bir course of action takip ediliyor. Hiç başka yerlere bakmadan, etmeden. Bu da yararlı bir şey. Yani tek şey takip edildiği için spillover'lar olmuyor. Mesela işte ne bileyim, umreden gelenler kaçmıyor, kaçamıyor. Çünkü tek bir söylem var. Bu söylem götürüyor ileriye. Evet. Tabii yani Çin'in bu yaklaşımının şimdilik başarılı olduğu söyleniyor. Buna ne derece güvenebiliriz ve bu başarı ne derece kalıcı olacaktır onu göreceğiz. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü İtalya benim gördüğüm kadarıyla en az Çin kadar katı bir şekilde uyguluyor şeyi, karantinayı. Yani benim izleyebildiğim o. Yani İtalyan basını da izliyorum. Bayağı ciddi sokağa çıkma yasağı var ve buna rağmen akıl durdurucu bir hızla yayılmaya devam ediyor şey. Tabii kesin kanıya varmak için herhalde birkaç hafta daha beklemek gerekiyor. Yani İtalya'da eğer yayılma hızı düşmez ise bu karantina tedbirlerinin bir işe yaramadığı sonucuna varmak gerekecek. Yani aslında şimdiden İtalya'nın başarısız olduğunu söyleyebiliriz bana kalırsa. Çünkü rakamlara baktığınızda, yani Çin'in nüfusuyla şeyi karşılaştığında, İtalya şimdi zaten ölüm sayısı açısından Çin'i bugün yarın geçecek. Yani tedbirlerin geç kaldığı veyahut da tam olarak uygulanamadığı konusunda ciddi bir bence görüş birliği var. Karantina işe yarıyor mu yaramıyor mu? Çin'de bunun yaradığını gördük ve ben şeyi de takip ediyorum. İstatistikler, analizler çıkıyor bununla alakalı şu anda yavaş yavaş. Yani karantinanın ilk gününden itibaren yayılımı kesildiğine dair istatistiki kanıtlar görünüyor şu anda. Yani social distancing dedikleri bir şey var ya şimdi Avrupa'da. İşte insanlar kendi kendilerini uzaklaştırsın. Devletin bu karantina önlemlerini almadığı için falan. Çin'de bu Wuhan ve Hubei eyaletinin kapatmalarının ertesi günü, hemen ertesi günü şeylerde gerçek enfekte sayılarında ciddi bir düşüş görüyoruz. Şimdi günde ikiye katlanan neredeyse veya 36 saatte ikiye katlanan bir süreçten söz ediyoruz.
Hubei eyaleti neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar bir yer. Buranın kapatılmasıyla bu hızla yayılan bir salgının önlenmesi gerçekten mümkün müdür bilmiyorum. Aklım almıyor benim. Pek inandırıcı olmayan bir şey var orada. Kimsenin aklı almadı başlangıçta. Çünkü dünya çapında görülmüş bir şey değildi. Hubei'nin nüfusu 60 milyon. Yani neredeyse bir Türkiye. Bunun kapatılması bana kalırsa Batı'ya çok ciddi zaman kazandırdı. Yani engelleyemezdi belki. Engellemesi için belki Çin'de bile geçti karantina. Ama Hubei'de binlerce vaka vardı. Ve bu vakanın kolayca dışarı çıkabilmesi, mobilitenin hala devam etmesi dünyayı muhtemelen bu krizde bir ay, iki ay önce sokardı. Şeyin sıkıntısı, Batı'nın sıkıntısı ve diğer ülkelerin sıkıntısı bu önlemleri görürken önlemler almadılar. Alınmadı. Yani Çin aslında Batı'ya zaman kazandırdı. Çünkü yani böyle küresel bir dünyada böyle salgınlardan kaçmak mümkün değil. Yani epidemik denilen şey muhtemelen tarihe karıştı. Artık her şey pandemi olacak büyük ihtimalle. O yüzden böyle vakaları gördükçe dünya sanırım şunu öğreniyor yavaş yavaş. Çin'de biz böyle bir vaka gördüysek biz de önlemleri hemen almalıyız. Ki İtalya gibi olmayalım, ki Fransa gibi olmayalım, ki İspanya gibi olmayalım. Fakat bunun yani böyle bir yaklaşımın ve böyle bir zihniyetin gerek sosyal gerek ekonomik sonuçları dünya için yıkımdır. Yani hadi Kamerun'da hastalık çıktı her tarafı kapatalım, hadi Avustralya'da hastalık çıktı her tarafı kapatalım demek ekonominin mahvedilmesi demek. Daha doğrusu ekonominin, üretimin ve toplumsal yaşamın tamamıyla devlet kontrolüne girmesi demek. Bu da evet, değer mi? Değer mi sorusunu akla getiriyor. Yani bıraksalar herd immunity fikrini salsalar ki eninde sonunda oraya gideceğiz. Ben bundan eminim. Ne olacak? Nüfusun %60'ı 70'i enfekte olacak deniliyor. %60'ın 70'in enfekte olması halinde %4 civarında ölüm oranıyla bir 50 milyon kişi ölür dünyada deniyor. O kadar kötü bir şey mi? Yani ya bunun ahlaki yükümlülüğünü düşünsene, yani hiçbir devlet böyle bir şeyle anılmak istemez. Yani birkaç kişi, yani biri o, ikincisi bu devletleri yönetenler, büyük şirketleri yönetenler, dünyada önemli karar almak zorunda insanların hepsi o ölecek insan yaş skalasına giriyor. Öyle de bir hakikat var. Şimdi şöyle de bir daha temel bir hakikat var. Bütün bu insanlar zaten ölecekler. Yani henüz ölmeyecek insan keşfedilmedi. Ve eğer devletleri yönetenler, şirketleri yönetenler 60 küsur yaş kuşağındaysalar, yani bu önümüzdeki 5 sene içinde olmazsa 10 sene içinde ölecekler. Birkaç sene erken ölmeleri dünya çapında baktığın zaman şu an ödediğimiz bedelden daha ağır bir bedel mi? Tabii ki kimse istemez böyle bir şeyi. Yani kimse tamam yaşlılar ölsün demiyor. Ama yaşlılar ölmesin diye şu anda ödenen bedel gerek ekonomik dengeler açısından gerek sosyal özgürlükler açısından bu bedele değer mi? Mesele bu. Evet, sorduğun soruyu anlıyorum ve gerçekten de sanırım devletin daha çok daha dominant olduğu sistemler bu tarz salgın dinamiklerinden çok daha başarılı olur. Çünkü kendim şeyi düşünürken buluyorum. Yani ekonomiyi nasıl işler tutabiliriz biz bu salgın sırasında? Ve aklıma böyle Sovyet modelinin ne kadar başarılı olacağından başka bir şey gelmiyor. Yani bazı işçi gruplarının sadece belli lojmanlarda yaşaması, insanların bu şekilde farklı gruplara ayrılıp devlet tarafından bir yerlere yerleştirilmesi. Bu bildiğiniz yani salgın yönetmek için biçilmiş kaftan. Yani gerçekten daha iyi bir sistem bulamazsınız. Ama tabii bu sistemin de çok ciddi götürdüğü şeyler var bizden. Yani biz yine geçen podcast'te konuştuğumuz şey, yani güvenlik için biz ne kadar özgürlüğümüzü, ne kadar serbestiyetimizi feda etmeye hazırız meselesi. Artı yani birkaç milyon, hatta onlarca milyon insan ölmesin diye ekonomimizi feda etmek niye bu kadar kötü bir şey ki? Şu anda bunun, bu ekonominin yerine bir alternatif oluşturma imkanı kısa vadede yok. Dolayısıyla ekonominin çöküşü bütün dünya çapında ciddi sosyal altüst oluşlara sebep olacak. Pek çok toplum kesimi aç kalacak, sefil olacak.
Evini, düzenini, barkını, ailesini kaybedecek. Yani yarın öbür gün hastalık önlense bile bu sefer açlıktan ölenler çıkacak. Bunun dengesi nerede bulunabilir? Bu çok doğru. Yani 2008'e benzer bir kriz muhtemelen evet. Şu an kapımızda. Ve şeyi de anlatmaya çalışmıştım ben. Bir Arsen'le gidip İzmir'de bir yerde bir iki ders anlatmıştık. Orada da yani virüsün korkutucu bir şey olduğu bariz ama belki daha korkutucu şeyler de bekliyor biz bunun sonunda. Ve panik yaratmak, bunun sonucunda panik sonucu önlemleri fazlaca almak sonunda bizi daha da istemediğimiz yerlere götürecek. Yani insanlar aç kalacak, işsiz kalacak, evsiz kalacak falan filan. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü bilmiyorum. Bilmem, borsaları takip ediyor musunuz sayın dinleyicilerimiz ve Erkin ve sayın babam? Ama yani korkunç bir alt üst oluş söz konusu. Yani son 10 gün içerisinde Amerikan borsası %25'ten fazla değer kaybetti. Ve yani böyle grafikte tamamen böyle bir 90 derece açıyla aşağı doğru iniyor o çizgi. Bütün ticareti, hisse senedi vesaire ticaretini durdurmaya karar verdiler galiba birkaç gün önce, eğer bu gidiş böyle devam ederse. Ve yani düşüşü engelleyemiyorlar. 850 milyar dolarlık bir teşvik yardım paketi geçti Senato'dan Amerika'da. Buna rağmen hiçbir şekilde güven tesis edilmiş durumda değil piyasalara. Boeing yani battı, batacak. Uçak şirketleri batıyor, oteller batıyor. 1980'den bu yana ekonominin şaşılacak kadar önemli bir dilimi haline gelen küçük servis endüstrisi, yani lokantalar. Bütün dünyada topu atmakla meşgul şu anda. Bunun zincirleme sonuçları neler olur? Kestiremiyor. Kimse kestiremiyor. Yani kimse şey yapamıyor. Devletler vergi toplayamazlarsa önümüzdeki 3 ay boyunca, bunun sonuçları ne olur sizce? Yani bir çöküş. Para basıyorlar yani. Karşılıksız kredi, yani Merkez Bankası'na borçlanıyorlar. Yani olay bu. Likidite yaratılıyor. Likidite yaratılıyor. Şey, büyüklüğü yani bağlama oturtmak için şöyle bir şey söyleyelim. 2008'de verilen destek paketinden sadece 50 milyar dolar düşük bu paket. Yani neredeyse birebir aynı boyutları. Bu paket, buna çok benzeyen paket 2008'de, yani şimdiye kadar gördüğümüz en büyük kriz dediğimiz krizi çözmekte başarılı olmuştu. Şu an bunu vermeyi açıkladıktan sonra Fed borsalar çok ciddi düşmeye devam etti. Çünkü borsalar bundan tatmin olmadı. Bu para paketi. Çünkü şu anda açıkları paket birinci ay paketi. İkinci ay ne olacak ki? Evet. Üçüncü ay ne olacak? Yani biraz da kara bulutları dağıtalım. Şöyle bir şey de var. Ekonomide dışsal şok denilen bir şey var. External shock diye geçen. Bu bir dışsal şok. Yani sistem içinden gelen bir şok değil bu. Atıyorum işte banka sistemlerinin çökmesi veyahut da 2008'deki bir emlak krizi gibi bir şey değil. Evet. Atıyorum Haziran'da bu virüs bir şekilde yok olursa sistemik bir hasar bırakmadan belki kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani hani kaldığımız yerden değil de kaldığımız aynı ivmeyle devam edebiliriz. Çünkü hatırlarsınız 2008'de sistemik bir kriz vardı. Sistem bizi aşağıya çekti. Halbuki şu an sistemde bir sıkıntı yok. Dışarıdan gelen bir virüs münasebetiyle şu an bu düşüşü görüyoruz. Böyle bir hani bright bir not bırakalım. Yani her şeyde karanlık değil. Peki, geçmiş örneklerden konuşalım demiştik. Yani biliyorsun en azından Batı tarihinde ya da daha doğrusu eski dünya tarihinde iki büyük salgın felaketi söz konusu. Biri Justinian zamanında 550'li yıllardaki bütün Akdeniz havzasını ve Yakın Doğu'yu yerle bir eden salgın. İkincisi 1347-48'den başlayıp yine Çin'den başlayarak bütün Asya ve Avrupa nüfusunu yerle bir eden salgın. Bu iki hadisenin sosyal sonuçları hakkında ne biliyoruz? Tarihi konu sonuçları hakkında. Arsen, sen bu konulara daha meraklısın. Bir seni dinleyelim istersen kısaca. Ya ilki korkunç bir yıkımdı. İnsanlığın kendine gelmesi yüzyıllar sürdü. İkincisi için ancak şu anda bir hayli revizyonist bir bakış açısı var sanırım son 100 yıldır hakim olan. O da şunu diyorlar ki, yani Avrupa nüfusunun 1/3'ünün ölmesi bir anda feodaliteyi çökertti ve serbest piyasa ekonomisi gibi bir şeyi doğurdu. Bu da modern Avrupa'nın temelini attı. Dolayısıyla aslında
o zaman o günlerde yaşayan insanlar için korkunç bir şeydi belki ama o insanların torunları için çok da pozitif bir etki yarattı. Deniyor. Deniyor. Revizyonist teoriler genellikle ilk söylendiğinde çok cazip gelir insanlara. Yeni bir şey söylüyorlar deyip herkes bir kulak kabartır. Sonra ortaya çıkar ki çok da o kadar içeriği yokmuş. Ama burada güzel taraf şu, son 100 yıldır konsensus neredeyse bu yönde. Yani bütün verilere baktığımızda Avrupa için, Batı Avrupa için özellikle, yani hangi skalayı kullanırsan kullan, hangi indeksi kullanırsan kullan, yani kişi başına düşen gelirden, insanların üretiminden, devletlerin zenginliğine kadar bir yaklaşık 40-50 yıl içerisinde o eski orman ortadan kalkıyor ve yerine çok daha gür, çok daha güzel bir orman yeşeriyor. Bu şeyin, Schumpeter'in ne teorisiydi? Great Arsonist, bu şey, bazen eski Creative sistemleri... Creative Destruction, bazen eski sistemleri öyle bir yok etmen gerekiyor ki yerine yeniden bir orman yeşerebilsin ve eskisinden daha güçlü ve daha sağlıklı olsun. Çünkü bazen o ağaçları bırakınca 100 yıl içerisinde sadece tek yarattıkları şey küflenme oluyor. Evet, tam da budama mevsimindeyiz şu anda. Dut ağaçlarını falan budamak lazım. Bayağı ne kadar dipten kesersen o kadar güçlü çıkıyor. Bu da ilginç bir durum aslında. Yani o kadar zaman, yani şu an biz bu virüs salgınına baktığımızda trajedi ve yıkımdan başka bir şey göremiyoruz. Muhtemelen o zaman yaşayan, yani kara veba zamanında yaşayan Avrupalılar için ya da Justinian dönemindeki vebada onlar da yani çok daha büyük bir yıkım görüp bundan daha kötü bir şey, yani Allah'a ne yaptık ki bize böyle bir ceza veriyor gibi moddalarda, ama yani yüzyıllar geçtikten sonra baktığımız şekil şu, herhalde bu tarihin akışı için olumlu bir şey olmuş olabilir diye bakıyoruz. Bu da ilginç bir nokta aslında. Yani trajediden ne kadar uzaklaşırsak, ne kadar ortak hafızadan silinirse o kadar daha rasyonel bakmaya başlıyoruz, ama içindeyken muhtemelen tam tersi bu. Ya tabii ilginç bir soru şu, yani Justinian vebasının sonucuyla bu kara veba sonucu, ya 800 yıl sonraki kara veba sonucu, yani niçin sonuçları bu kadar radikal bir şekilde birbirinden farklı? Yani nasıl bir altyapı gerekiyor ki bu sistem yıkıldığında daha ilginç, daha yaratıcı, daha üretici bir şey çıkabilsin? Justinian vebası hakkında ben daha önce de bir miktar çalışmıştım ve o dönem hakkında kafamda bir tablo var. Yani öyle görünüyor ki benim gördüğüm şu, Roma İmparatorluğu, ki medeni dünyanın çok büyük bir bölümünün, medeni dünyanın yarısından büyük olan kısmının tek merkezi gücüydü Roma İmparatorluğu. Ve bunun finansal durumu, yani ekonomik altyapısı zaten çürümüştü, zaten yıkılmıştı, yıkılmaya yüz tutmuştu. Yani 520'lerin, 530'ların, 540'ların politikaları, Bizans ve Roma devletinin zaten panik politikalarıdır. Yani bir yıkımı önlemek için çılgınca bir koşuşturmadır. Ve Avrupa medeniyetini 6. yüzyıl ortasında, Orta Doğu, Yakın Doğu medeniyetini çökerten şey vebadan ziyade, veba bir şekilde bardağı taşıran damla olmuş. Daha önce, daha önemlisi devlet bütçesinin tükenmesidir. Ve bunun yerine yeni ve daha esnek bir ekonomik sistemin kurulamamasıdır. Devlet bütçesi tükenince ordu tükendi. Yani Roma sisteminin can damarı olan, ekonomik kalbi olan paralı asker, yani lejyonlar maaşları ödenemediği için dağıldı, tükendi. Dolayısıyla o zamana kadar para ekonomisinin, yani hızlı dönen, oldukça hızlı dönen gümüş para ve altın para, sikke ekonomisinin durması anlamına geldi. Onun durmasıyla birlikte şehirler çöktü. Şehirlerin çökmesiyle birlikte yüksek kültür ve pahalı tüketim eşyasına, yani sanat ürünlerine, kaliteli mala, kaliteli seramiğe, yazılı kitaplara, uluslararası ticarete, baharat ticaretine vesaire, bütün bunlar zincirleme olarak çöktüler. Bir ekonomik çöküş yaşandı ve bunun üzerine bir de veba vurunca vebanın verdiği zararı tamir edecek imkanı bulamadılar. Bunu yapabilecek güçten yoksundu toplum. Gitgide kara bir deliğe doğru sürüklendi. Nispeten bundan
etkilenmeden kalabilen kısım bugünkü Suriye Mısır'dı. Yani Doğu Karadeniz sahilleriydi. Onlar da kısa bir süre sonra Roma sisteminin dışına çıktılar. Çünkü Roma sistemi iflas etmiş durumdaydı. Yani İslam'ın doğuşunun bu olaylarla alakalı olduğu birçok insan tarafından söylenen bir şey. 1347 krizinde Avrupa'da en azından son derece gayrimerkezi bir sistem vardı. Yani alabildiğine parçalanmış, alabildiğine çok başlı, çok merkezli bir ekonomik sistem vardı. Bu sistem bir kısa bir süre sarsıldı. Fakat söylenen en önemli şey, en akla yakın olan şey, üretici yani işçi sayılarında büyük azalma olduğu için işçi ücretleri radikal bir şekilde arttı şeyden sonra, vebadan sonra. Ve işçi ücretlerinin artması, köylü gelirlerinin artması bir yeni bir paralı zümrenin kısa zamanda türemesine yol açtı. Bilmiyorum, ekonomik yapıdaki fark, ekonomik yapının niteliğindeki fark asıl belirleyici unsur olabilir mi bu iki vakada? Kara vebanın yayılış hızına ilişkin dün bir takım şeylere bakıyordum. Yani Çin'den çıkıyor, Orta Asya boyunca ilerliyor, Yakın Doğu'ya kadar, İstanbul'a kadar geliyor. Biraz orada duraksıyor derken Ceneviz üzerinden gemi ticareti yoluyla İtalya'ya ve İtalya'dan bütün Avrupa'ya yayılıyor. Yayılma hızı bugünkü salgının yayılma hızından çok daha yavaş. Yani 3-4 sene sürüyor Çin'den Avrupa'ya ulaşması. Yani öyle görünüyor ki şu anda yaşadığımız olay, İşte bilim çok ilerledi de, her şey çok ilerledi de falan da filan. Sonuç olarak 14. yüzyılda nasıl yayılmışsa aynı şekilde yayılıyor salgın hastalık. Ve karşısında da insanların pek fazla da yapabileceği bir şey yok. Yani şu fark var, kara vebada ölüm oranı %50'nin üzerinde. Yani her bulaşan kişinin iki kişiden en az biri, birden daha fazlası ölüyor. Bu seferki nispeten zararsız bir salgın. %4 civarında görünüyor ölüm oranı. Bu da durumu değiştiriyor. Sevgili arkadaşlar, biraz uzattık galiba. Bitirelim mi? Ne dersiniz? Öyle yapalım. Olur. Okey. Erkin, Arsen, çok teşekkür ederim. Ben Sevan Nişanyan. Hepinize daha sağlıklı, daha güzel, daha güneşli günler diliyorum. Samos sürgününün bu haftaki bölümünü de böylece sona erdirmiş oluyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.